Adaletin dinimizdeki yeri. Sual: Dinimizin başka dinlerde olanlara karşı tutumu nasıldır? Cevap: Dinimiz iyi bilinirse görülür ki Allahü Teala insanlara daima merhamet ve şefkat ve af ile muamele etmeyi, kendilerine fenalık yapanları affetmeyi, daima güler yüzlü ve tatlı sözlü olmayı Sabırlı hareket etmeyi, işlerinde daima dostlukla anlaşmayı emretmektedir. Hakiki Müslümanlar diğer bütün dinlere karşı büyük bir müsamaha göstermişler. Dil Hristiyan ve Yahudileri zorla Müslüman yapmak ve onların ibadet hanelerini tahrip etmek aksine onlara yardım, hatta kiliselerini tamir etmişlerdir. Müslümanlar arasından Hristiyanlara fena muamele edenler çıkmamış mıdır? Çıkmış olabilir. Fakat bunlar hem miktarca çok az hem de dinimizin emirlerini bilmeyen cahillerdi. Bunlar nefislerine uyarak hareket etmişler ve cezaları bizzat Müslümanlar tarafından verilmiştir. Tarihi vesika. Peygamber Efendimizin bu husustaki bir mektubu şöyledir. Bu yazı Abdullah oğlu Muhammed'in bütün Hristiyanlara verdiği sözü belirtmek için yazılmıştır. Şöyle ki Allahü Teala kendisini rahmetle müjdelemiş, insanlar üzerindeki emaneti muhafaza edici kılmıştır. İşte bu Muhammed bu yazıyı Müslüman olmayan bütün kimselere verdiği ahdi belgelendirmek için kaleme aldırdı. Kim ki bu ahdin aksine hareket ederse ister sultan, ister başkası olsun Allahü Teala'ya karşı isyan ve dini İslam'la alay etmiş sayılır ve Allahü Teala'nın lanetine layık olur. Eğer Hristiyan bir rahip, papaz veya bir seyyah, turist bir dağda, bir derede veya çöllük bir yerde veya bir yeşillikte veya alçak yerlerde veya kum içinde ibadet için perhiz yapıyorsa, kendim, dostlarım, arkadaşlarım ve bütün milletimle beraber onlardan her türlü teklifleri kaldırdım. Onlar benim himayem, korumam altındadır. Ben onları başka Hristiyanlarla yaptığımız ahitler mucibince, ödemeye borçlu oldukları bütün vergilerden affettim. Harac vermesinler veya kalpleri razı olduğu kadar versinler. Onlara cebretmeyin, zor kullanmayın. Onların dini reislerini makamlarından indirmeyin. Onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın. Bunlardan seyahat edenlere mani olmayın. Bunların manastırlarının, kiliselerinin hiçbir tarafını yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal aranıp Müslüman mescitleri için kullanılmasın. Her kim buna riayet etmezse Allahü Teala'nın ve Resulü'nün kelamını dinlememiş ve günaha girmiş olur. Ticaret yapmayan ve ancak ibadetle meşgul olan kimselerden, her nerede olurlarsa olsunlar, cizye ve garamet gibi vergileri almayın. Denizde ve karada, şarkta ve garpta, onların borçlarını ben saklarım. Onlar benim himayem altındadır. Ben onlara eman verdim. Dağlarda yaşayıp ibadetle meşgul olanların ekinlerinden haraç, vergi almayın. Ekinlerinden beytül mal devlet hazinesi için hisse çıkartmayın. Çünkü bunların ziraatı sırf nafakalarını temin etmek için yapılmakta olup kar için değildir. Cihad için adam gerekirse onlara başvurmayın. Cizye, varlık vergisi almak gerekirse ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar malları ve mülkleri bulunursa bulunsun, yılda 12 dirhemden daha fazla vergi almayın. Onlara zahmet, meşakkat teklif olunmaz kendileriyle bir müzakere yapmak gerekirse ancak merhamet, iyilik ve şefkatle hareket edilecektir. Onları daima merhamet ve şefkat kanatları altında himaye ediniz. Nerede olursa olsun bir müslüman erkekle evli olan Hristiyan kadınlara fena muamele etmeyin. Onların kendi kiliselerine gidip kendi dinlerine göre ibadet etmelerine mani olmayın. Her kim ki, Allahü Teala'nın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse Allahü Teala'nın peygamberinin emirlerine isyan etmiş sayılacaktır. Bunlara kilise tamirlerinde yardımcı olunacaktır. Bu ahitname yani sözleşme kıyamet gününe kadar devam edecek. Dünya sonuna kadar değişmeden kalacak ve hiçbir kimse bunun aksine bir harekette bulunamayacaktır. Bu ahitname Hicretin ikinci yılı, Muharrem ayının üçüncü günü, Medine-i Münevvere'de, mescid Saadet'te, Ali bin Ebi Talib'e yazdırılmıştır. Peygamber efendimizin bütün Müslümanlara hitaben yazdırdığı bu mektubun aslı, Feridun Bey'in Mecmu'a-i müşea Salatin kitabı, birinci cilt otuzuncu sayfadadır. Bir adalet örneği Rum Kayseri Heraklius'un büyük ordularını perişan eden İslam askerlerinin başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, zafer kazandığı her şehirde adamlarını dağıtarak Rumlara Halife Hazreti Ömer'in emirlerini bildirirdi. Humus şehrini alınca buyurdu ki, Ey Rumlar! Allahü Teala'nın yardımıyla ve halifemiz Ömer'in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetlerinizde serbestsiniz. Marınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyetin adaleti aynen size de tatbik edilecek. Her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere Müslümanlardan hayvan zekatı ve uşur aldığımız gibi sizden de senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı Allahü Teala emretmektedir. Humus Rumları, cizyelerini seve seve getirip Beytülmal emini Habib bin Müslim'e teslim ettiler. Heraklius'un bütün Hristiyan ülkelerinden asker toplayarak Antakya'ya hücuma hazırlandığı haberi alınınca, Humus şehrindeki askerlerin de Yermük'teki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Ebu Ubeyde Hazretleri, şehirde memurların şöyle bağırmalarını emretti. Ey Hristiyanlar! Size hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise halifeden aldığım emir üzerine, Heraklius'la gaza edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz beytül Beytülmal'e gelip, Cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır. Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hristiyanlar Müslümanların bu adaletini, bu şefkatini görünce senelerden beri Rum imparatorlarından çektikleri zulümlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar. Sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzularıyla Rum ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar. İslam devletlerinin meydana gelmesi, yayılması asla saldırmakla olmadı. Bu devletleri ayakta tutan, yaşatan büyük ve başlıca kuvvet iman kuvveti idi ve İslam dininde çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik, doğruluk ve fedakarlık meziyetiydi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emreder." Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı men eder. Nahl Suresi 90. ayeti. Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olunuz. Maide Suresi 8. ayeti. Yabancı ilim adamlarının itirafı. Sual. Batılı bazı ülke okullarında verilen din derslerinde İslamiyeti bir vahşet dini olarak tanıtıyorlar. Halbuki zulmü, vahşeti yapan Hristiyanlar değil midir? Cevap Onların yaptıkları vahşetler çoktur. Tarih baştan başa bu zulümlerle doludur. Din namına yapılan Engizisyon zulümleri, Sen Bartel mi faciası ve buna benzer toplu öldürmeler, Hristiyanların mezhepleri farklı olan dindaşlarına ve diğer dinlere karşı gösterdikleri akıl ermez vahşetleri birer birer teşhir etmektedir. Müslüman hükümdarlar, Müslüman kumandanlar, Müslüman devlet adamları arasında hiçbiri, hiçbir zaman Hristiyanların yaptıkları gibi zulümler yapmamış, Müslüman alemini Hristiyanlara karşı teşvik etmemiştir. İslamiyette hiçbir mahluka zulüm yapmak caiz değildir. Bütün Müslüman din adamları zulme mani olmuştur. İşte küçük bir misal. Darüsseade ağası iken emekli olan Sümbül Ağa, Mısır'a giderken gemisi Rodos açıklarında Malta korsanları tarafından basılıp ağa şehit edildi. Venedik gemileri Mora'ya asker çıkarıp çocuk ve kadın demeden binlerce Müslümanı öldürdü. 18. Padişah Sultan İbrahim çok merhametliydi. Hristiyanların bu katliamını işitince pek üzüldü. 1646 senesinde bunlara karşılık olarak Osmanlı idaresinde misafir olarak bulunan Hristiyanların kısas olarak öldürülmelerini istedi. O zamanda Şeyhül İslam olan Ebu Said Efendi, yanına bostancı başıyı alarak padişahın huzuruna çıktı. Padişaha, her ne kadar suçsuz Müslümanları katledenler Hristiyan da, verilecek cezanın aynı dinden de olsa herhangi bir Hristiyana değil, bizzat bu fiili işleyenlere verilebileceğini ve suçsuz yere insan öldürmenin İslam dinine aykırı olduğunu bildirdi. Sultan İbrahim, bütün Osmanlı sultanları gibi İslam dinine ve Allahü Teala'nın kitabına çok bağlı olduğu için, Şeyhülislam'ın sözünü dinleyip fikrinden vazgeçti. Bütün dinleri iyi incelemiş olan İngiliz ilim adamlarından Lord Devonport. Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki İngilizce kitabında diyor ki, Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışıyla, papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla birbirine benzetilemez. Mesela 1572 senesi Ağustos'un 24. günü, yani Sen Bartelmi yortu günü, 9. Şarl ve Kraliçe Katerina'nın emriyle, Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in bir zulüm dini olduğu zannından kurtarmak gerekir. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları, ağzı süt kokan bir sübyanınki kadar yumuşak olmuştur. Shatfield diyor ki, Araplar, Türkler ve başka Müslümanlar, Hristiyanlara karşı batılı milletlerin, yani Hristiyanların Müslümanlara karşı uyguladıkları muamele ve gaddarlığın aynısını yapmış olsalardı, bugün doğuda tek Hristiyan kalmazdı. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Hristiyan kitaplarında bile benzerlerine çok rastlanan bu vesikalardan şu hakikat meydana çıkmaktadır: İslam dini hiçbir zaman vahşet dini olmamış, Müslümanlar hiçbir zaman Hristiyanları imha'yı düşünmemiş, aksine icabında onları himaye etmiştir. Mecusi ve İslam Adaleti. Şu Müslüman olanların çoğunun kılıç korkusuyla Müslüman oldukları söyleniyor. Bunlar doğru mudur? Cevap Kılıç korkusuyla Müslüman olan, bu korku gidince hemen eski dinine dönebilir. Müslümanlığın her tarafa yayılması ve İslamiyetin, Müslümanlığın her tarafa yayılması, İslamiyetin hak bir din olduğunu göstermektedir. Eshab-ı kiramın tamamı severek, isteyerek Müslüman olmuştur. İslam'ın adaletinden dolayı seve seve Müslüman olanlar az değildir. Bir misal olarak bir mecusinin Müslüman olmasını bildirelim. Hazreti Ömer halifeyken Şark cephesi kumandanı olan Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri Kufe şehrinde bir bina yaptırmak istedi. Arsaya bitişik bir mecusinin evini satın almak icap etti. Mecusi satmak istemedi. Evine gidip hanımına danıştı. Bu da onların Medine'de bir emirleri var. Ona gidip şikayet et dedi. Medine'ye gelip halifenin sarayını aradı. Dediler ki onun sarayı köşkü yok. Peki şimdi nerededir? Şehir dışına çıktı. Gidip aradı. Askerleri, muhafızları göremedi. Toprak üstünde uyumuş birini görüp dedi ki: "Halife Ömeri gördün mü?" "Onun için arıyorsun." Onun kumandanı benim evimi zorla satın almak istiyor. Onu kendisine şikayet etmeye geldim. Benimle gel. Mecusi'nin bilmeden konuştuğu Hazreti Ömerdi. Hemen Mecusi ile evine geldi. Kağıt istedi. Evde kağıt bulamadı. Bir kürek kemiği gördü. Kemik üzerine besmeleden sonra Ey Sa'at bu Mecusi'nin kalbini kırma yoksa hemen yanıma gel. yazdı. Mecusi kemiği alıp evine geldi. Boşuna yoruldum. Bu kemik parçasını kumandana verirsem alay ediyor sanıp çok kızar dedi. Hanımının ısrar etmesi üzerine Saad'a gitti. Saad askerleri arasında oturmuş neşeyle konuşuyordu. Saad'ın gözü uzakta duran mecusinin elindeki kemikteki yazıya ilişti. Emirül Mü'minin Ömer'in yazısını tanıyıp ansızın rengi soldu. Bu ani değişikliğe herkes şaşırdı. Saad Mecusi'nin yanına gelip dedi ki, her ne istersen yapayım ama beni Ömer'in karşısına çıkarma. Zira onun cezasına takat getiremem. Kumandanın bu yalvarmasını görünce hayretten aklı gitti. Aklı başına gelince hemen Müslüman oldu. Mecusi'nin Müslüman olduğunu duyan arkadaşları sordu. Hemen nasıl Müslüman oldun? Emirlerini gördüm, yamalı hırkasını örtünmüş, toprak üstünde uyuyordu kumandanların bundan titrediklerini de gördüm. Bunların hak dinde olduklarını anladım. Benim gibi ateşe tapan birine böyle adalet yapılması ancak hak olan dine inananlarda olur. Sual. Sosyal adalet ne demektir? Cevap. Sosyal adalet, asırlardan beri bütün rejimler ve bütün sosyal doktrinler tarafından düşünülen ve gerçekleştirilmesi arzu edilen bir husustur. Bir topluluğun düzenli, ahenkli olması ve fertler, zümreler arasında nefret ve düşmanlık bulunmaması için sosyal adaletin bulunması gerekir. Sosyal adalet, herkesin çalışması, bilgi ve kabiliyeti ve gördüğü iş nispetinde hakkını alması, hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi, en küçük bir iş görene de hayat hakkı tanımak demektir. Çalışan herkesin asgari bir geçim şartına erişmesi, sosyal adaletin ilk şartıdır. Sosyal adalet sosyal eşitlik demek değildir. Herkesin aynı gelire sahip olması adalet değil, adaletsizlik olur. Bir sınıfta çalışan, çalışmayan, bilen bilmeyen bütün öğrencilerin sınıf geçmesi de böyledir. Mutlak eşitlik ne tabiatte ne toplulukta hiçbir yerde yoktur. Olması da düşünülemez. Bir fabrikadan çıkan eşya gibi bütün vasıfları aynı olan robot gibi insan olmaz. Herkes farklı yaratılışta olduğu için işleri de farklı olur. Hukuktaki eşitlik, aynı durum ve şartlar içinde bulunan herkesin, aynı muameleye tabi tutulması demektir. Sosyal bakımdan, hele ekonomik yönden tam bir eşitlik aramak ve istemek, hem gereksiz hem imkansızdır. Çünkü adalet kavramıyla bağdaştırılamaz. Mesele, mevcudu, kelle hesabı, eşit şekilde paylaştırmak değil, Herkesin çalışmasının karşılığını görmesi, hakkını elde edebilmesidir. Sosyal adalet, milli gelirin en uygun şekilde taksimini sağlar. İstismarı, sömürücülüğü ortadan kaldırır. Sermayenin belirli bir zümre elinde toplanmasını önler. Herkese kendi ölçüsünde hayat hakkı verir. Sınıf ve zümreleri arasında düşmanlık bulunmayan bir topluluk meydana getirir. Böyle bir toplulukta vatandaşlar kendilerini emniyette hissederler. Sosyal adaleti en iyi, en verimli olarak sağlayan kuvvet elbette İslam ahlakıdır. Müslümanlar birbirlerinin kardeş olduklarına inanır ve kardeş gibi birbirini severler. Müslüman olmayanların mallarına, canlarına, ırzlarına saldırmazlar. İslam dini insanların yardımlaşmalarını sağlar. Her çeşit bölücülüğü önler. Çalışmayı Helal para kazanmayı emreder. Çalışan her insana hakkını verir. Herkesin mülkünü korur. Kimse kimsenin malına, mülküne dokunmaz. Sosyal adaleti anlayanların İslam ahlakına saygı göstermeleri gerekir. Bugün Avrupalı İslam ahlakına uyduğu ölçüde temiz ve sağlam işler yapıyor. Doğruluk, temizlik ve çalışmak İslam ahlakının esaslarındandır. Dinsiz bir toplum bile İslam ahlakına uygun yaşarsa, dünyada rahat eder. Eşitlik, tarafsızlık, özgürlük. Sual. Herkes eşitlik, tarafsızlık, özgürlük gibi konuları kendine göre açıklıyor. Bunların doğru açıklaması nasıldır? Cevap. Bahsettiğiniz üç konu istismar edilen konulardandır. Eşitlik. Bu kelime insanlara cazip gelir. Bunun için bazı kimselerce sık sık istismar edilir. Her zaman, her işte, her yerde eşitlik mümkün değildir. Böyle davranmaya kalkmak bazen zulüm olur. Çünkü iyi ile kötü, alimle cahil, sağlamla sakat, tembelle çalışkan ve bunlar gibi farklı şeylerin eşit olmasını istemek eşyanın tabiatına aykırıdır. Adaletse çok zaman eşitlikten farklıdır. Bunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Bir erkeğin yapabildiği güç isteyen çalışmayı bir kadın yapamaz. Çünkü kadın ve erkek arasında fizyonomik olarak büyük farklar vardır. Ağır çalışma şartlarına sahip bir iş yerinde aynı şartlarda ve aynı işi yapan bir erkek ve kadın düşünelim. Bunlara aynı ücreti vermek eşitliktir ancak adalet değildir. Erkek vücutça daha güçlü Kadınsa daha narindir. Onu erkekle aynı kefeye koymak, kadına zulm etmektir. Özetle, bazı hallerde insanlara eşit davranmak zulüm olur. Adaletle davranmaksa, hiçbir zaman zulüm olmaz. Tarafsızlık İnsan tarafsız olamaz. Bir kimseyi tarafsız davranmaya zorlamak yanlıştır. Tarafsızlıktan dem vuranları biraz yoklarsanız, tarafsız davranmayı asla istemezler ama başkalarının tarafsız olmasını beklerler. İyinin yanında olmak, kötünün karşısında olmak tarafkirlik değildir. Ülkenin, milletin menfaati neredeyse o tarafta olmak gerekir. Hakkın, doğrunun, iyinin yanında olanı taraf tutmakla suçlamak doğru olmaz. Yapıcıya göre doğru ve iyi olan bir şey, yıkıcıya göre yanlış ve kötüdür. Bunun içinde doğrunun, iyinin yanında bulunan kimse, tarafsız olmamakla suçlanamaz. Özgürlük, başıboşluk ve her istediğini yapabilmek demek değildir. Suç işleyeni mahkum etmek, hapse atmak özgürlüğe aykırı değildir. Halkın özgürlüğüne engel olan canilerin, ırz düşmanlarının, hırsızın, uğursuzun, dolandırıcının hapse konması esaret değildir. Sadece başkalarına değil, kendine bile zararlı olmak özgürlük değildir. Mesela Uyuşturucu madde gibi vücuda zararlı olan şeyleri yasaklamak, kişi özgürlüğünü engellemek değildir. Trafiğin düzgün akabilmesi için çeşitli kaideler koymak hürriyete mani olmaz. Aynı şekilde suç işleyene ceza vermek, onu affetmeyip cezasını çekmesini istemek insan haklarına saygısızlık olmaz. Kafesteki zehirli bir yılanı halkın içine salmak yılan için bir özgürlükse de insanlık için bir felakettir. Aynı şekilde bir caninin serbest bırakılması onun için özgürlük olabilir ancak millet için hürriyet düşmanlığıdır. Sonuç olarak her işte eşitlik, her konuda tarafsızlık ve sınırsız özgürlük diyerek insan hakları zedelenmemelidir. Sınıf ve Zümre Sual, Hak Sözün Vesikaları kitabında sosyal adalet, sınıf ve zümreleri arasında düşmanlık bulunmayan bir topluluk meydana getirir deniyor. İslamiyette sınıf ve zümre mi var? Cevap: Sınıfsız, zümresiz toplum olmaz. Her toplumda fakirler ve zenginler, işçiler ve patronlar, memurlar ve amirler olur. İslamiyete uyulunca bunlar arasında düşmanlık olmaz. İslam dini ticaret ahlakını getirerek sınıf mücadelesini ortadan kaldırmıştır. Adalet karşısında devlet başkanı da, çoban da eşit haklara sahiptir ve eşit mesuliyetleri taşır. Haksızlık yok, kardeşlik vardır.